Tamam. Evet, herkese iyi akşamlar. Konuğumuz akademisyen yazar Sayın Suay Karaman. Hoş geldin Suay Bey. Hoş bulduk. Ben konuya hızlı girmek istiyorum süreden tasarruf etmek adına. Evet. Konumuz, ben önce İran'la başlamak istiyorum tabii. İran'da biliyorsunuz bir takım olaylar oldu. Bir genç kız başörtüsü kuralına uymadığı için öldürüldü. Mahsa Amini. Ve dünyada büyük tepkilere yol açtı. İran'da en önemlisi büyük bir ayaklanma başladı. Gerici şeriat rejimine karşı. Ölenler var. Hala olaylar devam ediyor. Tabii Türkiye'ye bakarsak buradan pek ses çıkmıyor. Pek bir tepki yok ama iktidardan. Bizler tabii çağdaş laik insanlar olarak her zaman kadınların bu mücadelesini destekliyoruz. Tabii burada laiklik ön plana çıkıyor. Biz laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ulu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz ve onun ne kadar değerli bir insan olduğunu ve ne kadar öngörülü bir insan olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. İsterseniz sözü size vereyim. Siz nereden başlamak istersiniz? Nasıl yorumluyorsunuz bu olayları? Tabii şimdi İran'daki olay gerçekten enteresan. İran'da daha önce böyle buna benzer olaylar oldu ama onların hepsi yani kısa sürede yok oldu gitti. Bu olaylarda ilk kez kadınlar da bu eyleme katılmaya başladılar. O aslında önemli. İşte bu biliyorsunuz bu Tahran'da Ahlak Polisi adı verilen bir örgüt vardı. İrşat devriyeler işte. Evet. Bunlar tarafından işte aynı dediğiniz gibi örtünme kurallarına uymadı. İşte saçları göründüğü için bu Mahsa Amini gözaltına alınıyor. Fakat gözaltına alırken de sanıyorum şiddet uygulanıyor ve aldığı yaralar nedeniyle de ölüyor. Tabii polis merkezi bunu işte kalp krizi geçirdi falan diyorlar ama görgü tanıkları bunu böyle olmadığını söylüyorlar. Tabii bir 17 Eylül'de cenaze töreni yapıldı. Ondan sonra bu olaylar birdenbire Tahran'a yayıldı. Protestolar önce Tahran'a yayıldı. Tahran'dan sonra da bütün ülke geneline yayıldı. Halk rejime karşı ayaklanmalara başladı. Kadınlar sokaklarda örtülerini çıkarıp yaktılar. İşte başları açık olarak dans ettiler. Tabii bu olay neydi? Aslında İran'daki bu Yobaz Molla rejimine karşı protesto gösterileri yapıldı. Dünyada da buna bazı ülkelerde de bu protestolara katıldı. Ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir şey hiç gözükmedi. Tabii siyasi iktidar zaten bundan hoşlanmaz ama gönül muhalefetin buna bir şeyler demesini beklerdi. O da tabii hiç olmadı. Ancak özellikle ilkelerinden biri laiklik olan Cumhuriyet Halk Partisi bu olayı halen görmezden geldi. İşte bu olaydan 12 gün sonra İYİ Parti Genel Başkanı işte baskıya bas kaldıran kadınları selamlıyorum yönlü bir açıklama yaptı. Çok cılız tepkiler. Evet, haklısın. Cılız tepkiler. Yani şimdi yani bu olay tabii bu şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Siyasette insanlar hani akıllara sıra zaten laiklik artık Türkiye'de tukaka yapıldı. Yani ne yazık ki bunu hani o sağ partileri geçiyorum muhafazakar ya da tutucu partileri geçiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgilenmemesi işte asıl bizim evet. Üzen konu o. İlkelerinden bir tanesi zaten laiklik. Evet. Bu konuda hiç görüş açıklamıyor Cumhuriyet Halk Partisi sessiz. Yani çok ilginç olacak. Ya. O beni çok üzdü. Çok doğru yaptınız dile getirdiniz Suay Bey. Çok üzücü. Yani bir de şimdi mesela şöyle bir de saçma sapan şey söylüyor. İşte efendim bu İran'ın iç işleridir. Bu konu hakkında görüş bildirmek İran'ın iç işine karışmak. Ya böyle bir şey böyle saçmalık olabilir mi? Tabii orada kan gövdeye götürüyor. Protestolar yapılıyor. Bu yani gerçekten bununla ilgili bir görüş açıklamak İran'ın içine karışmak anlamına gelmez. Gelmez. Aksine demokrasiden yana olan hukuk kurumlarının, siyasi partilerin, kitle örgütlerinin herkesin bu konu hakkında söyleyeceği bir şeyler olmalı. Ama hiç bu konu hakkında kimse bir şey yapmıyor, dile getirmiyor. İşte bu gerçekten çok kötü bir olay. Şimdi yani bakıyorsunuz ki İslam dini felsefeden kopuk. Bilimsel gerçeklere sırt çevirmiş. Sadece şekilcilikle anlatılıyor. Ve hurafelerle yürütülüyor. İşte en büyük yanlışlık zaten burada başlıyor.
bin yılı aşkın süredir İslam dünyasında değişen ve gelişen hiçbir şey yoktur. Bakın, İslam dünyasında bir bilim yok, bir teknoloji yok, buluş yok, demokrasi yok, adalet yok, kadın hakları yok, çocuk hakları yok, insan hakları yok. Kopuk, yani dünyadan kopuk aslında. Tabii, tabii laikliğin olmadığı İslam ülkelerinde çağdaşlık da yok. Zaten olmasa düşünemez. Tabii bunların yanında ama dinle insanları kandırmak çok fazla, sahtekarlık çok fazla, yağmur çok fazla. Ve hep sıkıntı 1500 yıl öncesinin kurallarıyla günümüzde aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya ulaşmak olanaksızdır. Bunu görmek zorundayız. Bunu göremezsek tabii, bu iş yürümez. Yani tabii, şimdi tabii. Tabii buyurun. Siz de yazınızda atıfta bulunmuşsunuz. Bu ahim kararı var biliyorsunuz. 2004 yılında Türban'la ilgili bir kararı var. Bir genç kız başvuruyor ve aldığı karar baskı aracı olmadığı, yani türbanın ayrımcılık yaratacağına karar veriyor daha doğrusu. Yani tabii evet, dediğiniz şimdi, çok çok doğru. Yani türbanla ilgili, türbanın bir özgürlük olmasıyla ilgili bir başvuru yapılıyor. 1998'de bir başvuru yapılıyor ve 2004 yılında çıkan kararda tam tersi türbanın bir baskı aracı olacağı ve laiklik ilkesine aykırı olduğuna karar veriyor ahim. Buna rağmen bu noktaya geldik. Biz de sanıyorum o sizin evet dediğiniz karar sanıyorum 29 Haziran 2004 tarihi olması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de üniversitede türban yasağını onaylayan bir karar almıştı. Ve AİHM'in 4. dairesinin 7 yargıcının oy birliğiyle alındı bu karar. Ve Türkiye'de türbanın son yıllarda sembol olarak topluma dayatılmak istendiğini söylüyor. Ve yani öyle ki yani diyor ki türban siyasi İslam'ın simgesidir diyor. Ve bu türban yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve inanç özgürlüğü ile eğitim alma hakkında ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığına karar veriyor. Tabii şimdi bakın bir de şöyle bir şey var Türkiye'de. Şimdi ne diyorlar? Türkiye'de türbanın adını unuttular, başörtüsü diyorlar. Tabii. Yani bu da bir sahtekarlık. Şimdi bakın türban Amerika, Avrupa Birliği destekli siyasal İslam kadının üniformasıdır. Yani emperyalizminin kimlikleştirme oyunudur. Halbuki başörtüsü Anadolu kadınının başını rüzgardan ve tozdan korumak için taktığı geleneksel bir örtüdür. Yani bunun türbanla hiç ilgisi yok. Yani yok saçları yani saklamıyor başörtüsü. Böyle bir olay ama işte Türkiye'de çok enteresan. Bakın bir de şimdi yeri gelmişken aklıma şu geldi, onu da söyleyeyim bu konu hakkında. Şimdi Osmanlı Hanedanı'nın son halifesi Abdülmecid'in kızı vardı. Dürrü Şehvar Sultan. 2006 yılında sanıyorum 90 yaşına aşkın sürede öldü. Bu hayatı boyunca hiç türban takmadı. Yani ne genç kızken, ne yaşlıken, ne de 92 yaşında ölürken. Şimdi aklıma şu soru geliyor. Peki bugün ülkemizi yönetenler için bu ne anlama geliyor? Yani bir halife diyorsunuz, halifenin kızı hiç türban takmıyor. Yani o zaman demek ki halifenin kızı ve ailesinin dini inançları az mıydı? Yoksa bugünkülerin inançları çok mu? Yani böyle bir şey. Yani aslında türban bir şeyleri saklıyor. Örtüyorsunuz siz türbanla. Saçı örtmüyorsunuz. Siz türbanla yolsuzluklarınızı örtüyorsunuz, sahtekarlıklarınızı örtüyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu gerçekten bilmeye ihtiyaç var ve işte şimdi bugün Türkiye'ye bakıyorsunuz. Şimdi ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu? Sanıyorum o da 2010, 21 Eylül 2010 tarihinde Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle demişti. Laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. Eğer tehlikede dersek bunun altını doldurmak lazım. Askıda kalır, gerekçelendiremem. Yani bu kadar garip bir söylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının, Atatürk Gün Partisi'nin ilkelerinden biri laiklik olan bir partinin genel başkanının söylemesi gerçekten tuhaf. Ya Türkiye'de herkes biliyor ki AKP ile beraber zaten laikliğin adı kaldı. Aynı Kılıçdaroğlu ne demişti? Sanıyorum o da 2002 Şubat 2012 tarihinde. Bir televizyon programında şöyle dedi. Yargı içinde cemaatçi yapılanma vardır demeyi doğru bulmuyorum.
Ya bugün yargının getirdiği durumu görmüyor musunuz? Yani bu yargı siyasetten ekmeğine yağ sürüyor. Her alınan kararda bu var. Siz 2012 yılında nasıl yargıda cemaatçi yapılanma var diyemem diyorsunuz ki o zamanlar FETÖ'yle Altakya veya külahlarda bütün olayları gördük. İşte Ergenekon'da, Balyoz'da, Ayşe gibi abuk sabuk davalarda gördük olayları. Yani Evet. şimdi bunların hiçbirisi görmüyorsunuz. Olacak şey değil. Bakın bir daha gene aklıma şöyle bir şey geldi. Sanıyorum 31 Ekim 2013 tarihinde AKP'li 4 milletvekili meclise türbanla girdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu olay için hayatımın bugün en mutlu günü dedi. Yani Niye ne acaba? diyeyim ben daha? Yani ne diyeyim ben daha buna? Hatta daha da ileri giderim. 2015 Yani başka güzel Kasım gün yok muymuş 2015'te acaba? Ben onu anlayamadım. yani Kasım 2015'te milletvekili seçimleri öncesinde Almanya'nın Köln kentinde partilerle konuşurken şöyle demişti. Din görevlilerinin sandıkların başında olmasının seçim güvenliği için oldukça önemli olduğunu söyledi. Ya bugün din Tabii görevlilerinin nerede olduğu oyları belli. çalsınlar diye herhalde. Yani şimdi bunları söyleyen bir şey parti ne yazık ki laiklikte artık ses soluğu gelmiyor. İşte Şimdi tabii din AKP görevlileri. iktidarıyla beraber biz artık Tabii. bu İslamcı insanların hiçbirine Hayır. Ya güvenemiyoruz. yani şimdi Çünkü şey düşünün ya. yapısını bozdular yani inanç sisteminin. Aynen. Yani şey düşünün ya bu geçen bu şey geçtiğimiz Mart ayında Diyanet Akademisi kabul edildi ve Evet, mecliste maalesef. hiçbir red oyu almadan komisyonda konuşurken CHP'nin 6 üyesi orada çok güzel bir muhalefet şerhi koydu ve dediler ki bu yasa eğitim birliğine aykırıdır. Aykırı tehdit Ama ediyorsa kanuna aykırı. bunu diyenler bunu diyen 6 kişi genel kurula katılmadı. CHP'den 22 kişi katıldı ve bunlar tamam dediler bu şey hiçbir tepki almadan geçti bu. Peki siz bunu nasıl değerlendiniz? Ya siz Türkiye batmış gitmiş. Yani hiç bunlarla Şimdi ilgili bir şey yok. tabii Suay Bey son bir anket yayınlandı. Siz buradan girmişken konuya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen ayki bir ankete göre oyu %30'lardayken şu anda gene %25'lerde. Bunu bir düşünmeleri gerekiyor. Nerede hata yaptıklarını ve bu hatada ısrar ediyorlar. Yani iktidarla Yani aynı söylemleri şey yaparak onların tabanını ele geçiremezsiniz. Aynı söylemleri kullanarak. ya Yani lütfen zaten artık aslı çağdaş varken laik cumhuriyete vurgu yapın değil mi? ya. Ben Yani hakikaten şaşırıyorum. olmaz. Bu İran'daki olayların öncülüğünü yapabilirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Öncülüğünü Ama işte yapabilirdi. onlar Taksim'de layık bir olmayan kadınların kesime şirin yürüyüşü gözükmek oldu. istiyorlar. İşte Tabii. onlar layık olmayan kesime şirin gözükmek istiyorlar böyle yaparak da. Halbuki Tabii. layık olmayan kesime şirin gözükmeye çalışıyorlar ki oradan oy gelmez ama asıl kendi tabandan oy kaybediyor. Onun farkında Kaybediyor. değiller. Başka tarafa gidiyor onlar. Yeni kurulan Değil, partilere doğru tabii. kaydıklarını düşünüyorum. Çünkü Ya ciddi bir değil. oy kaybı var bu ay itibariyle. Ya zaten bakın bu ayı bırakın. Bu ayı bırakın. Ya Kemal Kılıçdaroğlu anımsayın 2010 yılında genel başkanlığa aday olurken bütün basın şişirdi. CHP'nin o %40'lara çıktı, uçtu, tek başına iktidar oldu. O günden beri CHP'nin o hep %25 seviyesinde. CHP'nin hangi başarısı var? %25, evet. Yani hep o seviyede. Yani siz hep onu diyoruz. Böyle bir AKP gibi bir iktidar eğer 20 yıldır Türkiye'nin üstünde yöneticilik yapıyorsa burada muhalefetin büyük bir desteği vardır. Gizli bir destektir bu destek. İşte yani bugün eğer laiklik tehlikede değildir diyorsanız AKP bu destektir yani. Düşünsenize. Yani hiç bakın yani Evet. Türkiye'de laiklikle ilgili ne kadar sıkıntılar oldu. Yani geçtiğimiz Haziran ayında Ankara Adliyesi'nde yaz Kur'an kursu açılacağı açıklandı ve çalışanlara mesaj gönderildi. Ve burada da işte mesajda adliyede çalışan görev yapan hakim, savcı, personelle çocuklar için adliyenin merkez bina mescidinde Kur'an elifbası, sureler ve dini bilgiler kursu açılacağı bildirildi. Ve kadın, erkek, kız ve erkek çocukların ayrı ayrı kursu alacağı bildirildi. Peki CHP'nin bununla ilgili herhangi bir açıklamasını duydunuz mu? Duyamazsınız. Bu konulara hiç girmiyorlar zaten artık. Girmiyorlar. Yani Şimdi herhalde şeyi alın. seçime kadar şunu düşünüyorlar. Yani biz susalım bu konularda. Oy kaybı aslında böyle
Oy kaybediyorlar ve partinin bir stratejisi yok yani laiklikle ilgili. Yok. İşte sıkıntı o. Ve bakın şimdi biz bunları eleştirince de bize de diyor ki efendim şimdi sırası değil. Ya arkadaşlar laikliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz, hukuk olmaz. Bunu bilmek lazım. Yani siz eğer laikliğe sahip çıkmazsanız siz gerçekten AKP'nin payandasınız. AKP'den bir farkınız yok. Aslında bugünün CHP'si 2002 yılının AKP'sine benziyor. Bunu net koymak lazım. Bakın Türkiye'de gene geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Bornova'da bir İmam Hatip Ortaokulu'nda harem selamlık eğitim başladı. Kız ve erkeklerin okulu ayrı katlar alındığı haberi duyuldu. Gene Haziran ayında Isparta'da yatılı Kur'an kursunda 160 öğrenci eğitim gördü. İşte hafızlık icazet töreni yapıldı. Yani ve bunlarla ilgili CHP'de hiç en ufak bir şey yok. En ufak bir açıklama yok. Ya bunların hepsi laikliğe karşı eylemlerdir. Bunların hepsi laikliğe karşı eylemdir. Bakın bugün ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise sayısı yaklaşık 60 bin civarında. Ve toplam 1200 tane kütüphane var. Koca Türkiye'de 1200 kütüphane var. Buna karşılık cami sayısı 90 binin üzerindedir. Bu hesap bile laikliğin yok olduğunu, laikliğin neresinde olduğumuzu gösteriyor bize. Tabii. Değil mi? Yani düşünün sizin okul sayınız cami sayınızdan daha az. Cami Yani sayısı bu gerçekten çok fazla. değil mi? Çok Ya çok bakın fazla. Her mahallede hatta her köşe başında artık bir cami var. aynen. Ya bakın Bu çok gene belirgin görülüyor yani. tabii Haziran ayında 93 yaşında Nakşibendi tarikatına bağlı İsmaila cemaatinin şehidinden bir Mahmut Usta Osmanoğlu ne vardı? O Evet, öldü. evet, evet. Bunun cenaze töreninde Maalesef. yani AKP Genel Başkanı başta olmak üzere bütün devlet yetkilileri oraya gidildi. Ve olay bir bu cenaze töreni laiklik karşıtı gösteriye döndü. Ve Çok yani hayret verici bir olay. Yani oraya gidip kaç oy alacaksınız? Oyları ve kaybediyorsunuz. hatta Bunu oradan anlayamadılar. CHP'den İlhan Kesici de gitti oraya. Gitti maalesef. O da gitti O oraya. çok hayal Ha. kırıklığına uğratan Yani bir işte iktidar bazıları işte görmüş. İlhan Kesici Cumhurbaşkanı adayı olsun falan filan diyorlardı. Diyorlardı. Hiç Düşünün. layık değilmiş o Değil düşünceye. mi? Ve bakın bu İsmaila cemaati öyle enteresan ki bunlar bir cenaze ile ilgili bir açıklama yapmışlardı. Demişlerdi ki Mahmut Efendi Hazretlerinin hanımlarının cenazelere katılmasına razı olmadığını bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla hanım kardeşler gelmesin. Yahu siz hala bakın. Siz Tabii. nerede yaşıyorsunuz? Gene bu Mahmut Usta Osmanoğlu'nun bir kitabı var. Hikmetli Sözler diye. Orada da kadınlar hakkında öyle ürkütücü, öyle garip şeyler var ki. Mesela diyor ki ben kadınların dükkan açmasını asla helal diye görmüyorum. Kadından memur olmaz, kadından mektebe gitmez. Ya, bu ne demek ya? Bu ne demek ya? AKP'li Yani kadınlar meclise giriyorlar. ha, yani Onlara söylesin. yani düşünün. Yani ne diyor? Kızını doktor yapmak Allah'a harp açmaktır. Ya bu nasıl bir şey? Yani bu nasıl bir zihniyetti? Ve bu zihniyete ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de gizli destek veriyor. Düşünsenize. Yani bu olacak şey mi? Seslerini Olamaz. çıkarmıyorlar. Bence çıkarmaları gerekiyor. Ya kesinlikle İran'daki bu bakın. olaylar ders olsun. Bakın hiç ses çıkmayacağını düşündüğümüz İran şu anda bir Evet. laiklik mücadelesi veriyor aslında. Bu işin aslı budur. Kesinlikle. Yani oradaki Kesinlikle. kadınlar Kesinlikle. ayaklandı. Bu nedeni, temeli budur. Ve gençler tabii özgürlükçü bir yüzyıldayız artık. Ön saflarda erkekler, kadınlar, herkes var aslında. Çünkü herkes o Ya baskıcı rejimden payını tabii. almış. Sadece kadınlarla değil, herkese nüfuz ediyor o olay. Dolayısıyla Tabii. laiklik olmalı ve bunun mücadelesi verilmeli. Sessiz kalınmamalı. Tabii. Ya Muhalefet bakın partileri şimdi buradan bu konuda bayrak yükseltmeli yani. CHP'nin ilkelerinden biri laiklik değil mi? Altıokulundan biri. Şimdi laik ilkesi ne? Laiklik ilkesi dini fikirlerle dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Toplum ve devlet yaşamının akıla ve bilime dayandırılmasıdır. Toplumun binlerce yıl önce konmuş o günün sorunlarına belki çözüm getiren kurallara göre yönetilme zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Din adına yapılan baskı ve zorbalığın devre dışı bırakılmasıdır. Aslında laiklik aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın gerekli bir ilkesidir. Ya siz kendi bu ilkenizi korumuyorsunuz. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi ilkenizi korumayan bir parti nasıl oy alacak? Nasıl şey yapacak? Çünkü yani siz laikliği bu kadar görmezden geliyorsunuz ama
Zaten laikliği görmezden gelen bir sürü parti var, başta AKP olmak üzere. İnsanlar onlara oy verir, size oy vermez. Böyle yaparak oy alınmaz. Tabii. Bilakis böyle yaparak CHP kendi oylarını kaybeder. E işte kaybettiği belli, halen yıllardır %25'ler seviyesinde geziyor CHP. Yani bugün CHP Atatürk ilke ve değerlerine sahipse, kendi ilkelerine tam bağımsızlığa, emperyalizm karşısında sahip çıksa, emin olun oyu %40'lara varacaktır. En az. Ama, en az olur. Ama, çünkü iktidar çok kötü bir iktidar varsa değil, muhalefet, tabii, ana muhalefetin tabii. Oylarının çok çok yukarıda olması lazım. Kesinlikle. Yani düşünün, 20 yıldır bak, Türkiye'de hiçbir iktidar 20 yıl kalmadı. 20 yıldır böyle bir iktidar eğer iktidarda duruyorsa, o zaman burada muhalefetin büyük başarısızlığı söz konusu ya da iktidara gizli desteği söz konusu. Yani şimdi bunların hepsini alt arta sıralayınca yapılan yanlışlıkları görüyorsunuz. Tabii, ve bunları dile getirmek zorundasınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Atatürkçü, laik çok insan var. Yönetimde de var. Ama bir yönetimde bir ikilik var. Öyle görünüyor. Yani öyle insanlar geldi ki yönetime Atatürkçülüğe karşı ifade verdiler. Yani kimdi o, bir milletvekili vardı. Hüseyin Aygün'dü sanıyorum. Evet. Atatürk'ün aleyhine konuşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Aygün'dü. Onu kaçırdılar bir ara. Dağları da özlemişim dedi. Yani öyle bir ifade var. Sonra da gelince de öve öve bitiremedi. Bana çok iyi davrandılar, bana şunu yaptılar, bana o aslında bir reklamdı. PKK'lılar kaçırdı. O da ayrı bir reklamdı yani. Şimdi böyle insanları partiye aldılar. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Ya şimdi, Atatürkçü bir kitle var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90 öyle. Ama bir %10'luk kesim var. Bu nüfuz etmiş içeriye. Kim oldukları belli değil. Onlar bence onların yönetimden derhal uzaklaştırılması lazım. Laikliğe sahip çıkılarak önümüzdeki seçimlere gitmemiz lazım. Bakın İran örneği yanı başımızda duruyor. Abi, bu insanlar bizi geçiyor şu anda. İsyan ettiler abi. Ya. Biz de hala 20 yıldır seslerini çıkaramıyorlar. Yani biz de ona yani, bu gerçekten çok önemli bir olay bu. Çok önemli. Çok önemli ama, bir olay. Ama ne yazık ki bugün CHP yönetimi işgal altında. İşgal altında olduğu için de siz buna bir şey yapamıyorsunuz. Yani Atatürk'e kefere diyen insanı siz tabii, kadın kontenjanından parti meclisine alıp genel başkan yardımcısı yapıyorsunuz. Tabii. Bugün Ermeni soykırımını tanıyanlar partide milletvekili oldu, il başkanı oldular. Partinin ilkelerine, ilkelerinde Ermeni soykırımına ilgili nere olduğu yazıyor ama siz ona aykırı davranıyorsunuz. Yani şimdi tabii. Geçen iki gün önce Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanı ihraç ettiler, geçici ihraç. Ya il başkanı her 24 Nisan'da ne diyor? Bugün ne var diyor. Hadi yürüyün. Ama ona bir şey yapmıyorsunuz. İşte o partinin getirildiği konumu koyuyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yazık ki ulusalcılara yer yok. Atatürkçülere yer yok. Ama ikinci cumhuriyetçilere, liberallere, işte bu FETÖ'cülere, PKK'lı severlere, bunların hepsine yer var. İşte asıl sıkıntımız zaten buradan kaynaklanıyor. Ve biz de yıllardır bunun düzelmesi için çaba gösteriyoruz. Fakat ama burada tabii burada haberi bize bizi AKP'li olmakla suçluyorlar. Ki ben onu diyorum. Yani ben AKP'ye AKP'ye hakaret davasından 11 ay 20 gün ceza almış insanım yani. Benim AKP'li olabilir miyim yani? Ama ne yazık ki insanların beklentileri var. Yani i̇şte mümkün değil demenize bile gerek yok da Suhal Bey. Onlar insanları böyle her eleştiri yapanı suçlamaya alışık oldukları için böyle abi. Toplumumuzda genel bir alışkanlık var. Kim kimi eleştirse onu başka bir şey olmakla suçluyor. Ve bakın şu var. Bu sessiz kalanların çoğu, yani herkes aslında olayları görüyor. Sessiz kalanların çoğu ne düşünüyor biliyor musunuz? Önümüzde seçimler var. Ben milletvekili adayı olurum. İşte belediye başkanı adayı olurum. Belediye meclis üyesi olurum. Bunların herkes sessiz. Yani şimdi isim vermeyelim ama bazı CHP'li arkadaşlar bizle konuşuyor. Ya abi şunlar böyle, sen bunları yaz. Ya diyor, bunu ben yazmayayım. Bunu sen söyle. Hani ben yazmam, ben yazarı konuşurum ama seninki bütün kitleye dağılır. Yok ama onlar da korkuyor. Abi önümüzde seçim var. Ben bir daha listeye gelemem diyor. Düşünün. Şimdi siz böyle insanlar Atatürkçü falan denmez aslında ama. Bunlar Atatürkçü falan denmez. Yani böyle garip bir vaziyet ve şimdi Türkiye'de laiklik gerçekten kalmadı laiklik. Yani o kadar kötü bir durum ki Türkiye'de laiklik kalmadı. Ve işte birçok olaylarda görüyorsunuz ki Türkiye'de laikliğin altı oydu. Tabii bu laiklik aslına bakarsanız Atatürk'ün ölümünden sonra başladı bu laikliği oyma şeyleri. Evet, onu ama bir alalım sizden. Tabii şimdi bakın önce 23 Aralık 1930 tarihinde Menemenlik olayı
laikliğe karşı bir şeriat ayaklanmasıydı. Ve bu ve buna benzer birçok isyan Atatürk zamanında hep bastırıldı. Ama Atatürk ölümünden sonra 1950'ye kadar 12 yıllık CHP iktidar döneminde Kemalist atılımların durduğu, geri dönüş sürecinin başladığı, çelişkilere dolu bir geçiş dönemi yaşandı. Ve laiklikten ilk ödün Atatürk'ün öldükten sonra CHP tarafından verildi. Ne oldu? İmam Hatip Okulu açıldı, din eğitimine başlandı, irticai ödünler verildi ve bunun gibi şey. Bakın bu da çok enteresan bir örnek. 14 Mayıs seçimlerinden sonra, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra, yani Demokrat Parti'nin iktidara geldiğinden sonra, bir gün sonra Orhan Veli Kanık'ın çıkardığı Yapmak dergisi var. O dergide 15 Mayıs 1950 tarihinde Orhan Veli Kanık şöyle diyor: seçimler bitti. Demokrat Parti Halk Partisi korkunç bir bozguna uğrattı. Oysa ki Halk Partisi halkı kazanacağını umarak fikirleriyle prensiplerinden son zamanlarda ne fedakarlıklar etmişti. Bütün yayınlarına göz yumulan din dergileri, okullara konan din dersleri, yeniden açılan ilahiyat fakülteleri, imam hatip kursları, türbeler, şahsi sermayeye sağlanan imtiyazlar, her türlü irtica tanımlı haklar hiçbiri kar etmedi. Bakın bu aslında Orhan Veli Kanık'ın o günkü CHP'sinin dediği aynen bugünkü CHP'ye uyarlayın. Aynı şey olay. Gidiş hani tarih tekerrüden ibaret. Aynı olay yaşanıyor. Bakın CHP'nin genel başkan yardımcısı vardı, Bülent Kuşoğlu, ne dedi? Tekke ve zaviyeler açılsın dedi. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Evet. Düşünün, bugün, yani seçimden bugün önce oy alabileceklerini mi düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Artık oylar da yükseldi. Hayır, bakın, bunu bir anlatsalar yani. Ama bu olayın olmadığı, bakın CHP Kılıçdaroğlu'yla beraber 2011, 2015'te iki tane seçime girdi, 2018'de girdi. Yani hep aynı şey. Değişen bir şey yok. Oyunuz hep aynı. Yani siz ne kadar irticaya prim verseniz, ne kadar partiye liberalleri doldursanız bu olay olmuyor. Yani gitmiyor. Yani demek ki işte Orhan Veli Kanık'ın yazdığı gibi aynı sıkıntı var. Siz ne kadar ödün verirseniz verin, hiçbiri kar etmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bunların hiçbiri oy getirmez. Yani ben hep size şunu söylüyorum insanlara. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi beni Ankara'dan belediye başkanına aday gösterse, bırakın bana eşim, çoluğum, çocuğum, arkadaşlarım hiçbir oy vermez. Ben AKP'ye oy getirmem, oy götürürüm. CHP'ye gelenler de aynı durumda ya. Aynı durumda. Yani siz kalkıp da şimdi bugün Nazlı Ilıcak'a, Nagihan Alçı'ya, Ahmet Altan'ı CHP'den milletvekili ses listesine koysanız CHP oy patlaması yaşayabilir mi? Sandığa gitmez kimseye. Düşünün ben yani. Ben gitmem ya. Yani öyle bir şey olsa ben gitmem. Yani ama şimdi bunları koyma, ama o zaman diyoruz ki biz ortada bir proje var. Ortada farklı bir olaylar dönüyor. İşte bu olayların sonucunda da AKP 20 yıldır iktidarda kalıyor. Yani Nazlı Ilıcak, Nagihan Alçı işte geçen Gezi'ye götürdüler filan. Yani evet. Onları gördükçe insanlar müthiş bir tepki gösteriyor. Biz de gösterdik. Ya, görmek bakın, istemiyoruz bunları artık. Tabii ki. Bunlara ya, çok dikkat etmeliler. Anımsayın. AK Parti yöneticileri. Anımsayın. Çok dikkat Adana'da mitingde Ahmet Adana'yı Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Düşünün. Yani evet. Yani bunlar çok çok enteresan. İsterseniz şuradan şunu da bir not edelim de Suhay Bey, bu işte İran'daki Hümeyni'nin şeyini ben tarihi gene gözden geçirdim. Tabii Hümeyni'nin bu 60'lı yıllarda bir tutuklanıyor, bırakılıyor İran'da. Şah Rıza Pehlevi dönemi var. Ben bunu çok daha önceden de aslında okumuştum. Evet. O dönemde Şah Rıza Pehlevi yapıyor. Yani Basra Körfezi'nde petrol şeyini bir kendi yönetimine, yani İran'ın lehine kullanmak üzere bir şey oluşturmak istiyor. O ayrıca bir de askeri varlık gösteriyor daha doğrusu. Ayrıca İran'da modernleşme ve sanayileşme atılımı yapıyor bu 70'li yıllarda. Hemen orada şey devreye giriyor tabii. Bu Hümeyni çok ilginç bir adam. Orada bir devreye giriyor. Bir takım karışıklıklar başlıyor. Ben şahlık rejimin de çok iyi, hoş olduğunu söylemiyorum. Çünkü tabii halkın da bir ekonomik sıkıntısı var. Orada bir saray şeyi var, zenginliği var falan. Onlar ayrı. Zaten halk ekonomik sebeplerle bir ayaklanmalar başlıyor. Ama orada çok ilginç bir şekilde Hümeyni'ye destek olan
O dönemin bilim insanlarından tutun, solcularından tutun, beraber şaha karşı bir direniş mücadelesi veriyorlar ve ondan sonra bir şeyin anı kitabı var. Bu Humeyni'nin yardımcısının neler yaşandığı ile ilgili 1988'de diyor 30 bin kişiyi astık diyor Humeyni'nin emriyle. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani o işte dönek solcular, kaypak solcular onlarda da vardı. Evet. Ve daha sonra Aynen. iktidara destek olan, dinci iktidara destek olan bu kişiler asılıyor İran'da. Şimdi benzer Evet. şeyler biliyorsunuz bu Mehmet Ali Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan hepsi destek oluyorlardı. Hepsi Silivri'ye Tabii. gittiler. Yani Tabii bunlar tabii. işte çok istikrarlı olmak çok önemli hayatta. Tabii Dikkat tabii. etmek lazım. Yani bakın şimdi o tabii dediğiniz olay şöyle. İran Başbakanı Musaddık o bütün Basra petrollerini devletleştirdi ve ondan sonra zaten orada sıkıntılar başladı. Tabii İran aslında Şah zamanında laik bir ülkeydi. Yani modern bir ülkeydi. Modern. Tabii ki o kadar petrol olmasına karşılık halkın yoksul olması da bir enteresan. Çünkü o Şah rejiminde de işte savurganlıkta saray yapmaktı, şuydu buydu. Tabii. Sınır tanımıyorlardı. İşte bu da hep böyle benzer şeyler ülkemizde de yaşanıyor. Bunlar gerçekten çok enteresandı. Tabii o zaman bu Hümeyni'ye karşı dediğiniz gibi bütün sağcısı, solcusu, komünisti, sosyalisti hepsi birlik olup dediler ki önce şu şahı atalım sonra biz yönetimi ele alırız. Ama bu yapıldıktan sonra ne oldu? Şah devirdiler ama arkasından bütün o Hümeyni, bütün molalar Bütün onların hepsini muhalifleri. kesti. İşte 30 bin kişi diyorlarsa emin olun o en az 50 bin kişidir. Evet, Yani daha fazla da orada olabilir. hatırlayın o yıllarda 80 yıllarında böyle dozerlerin üzerine asılmış insan cesetleri vardı. Bunları yani Ben gördük hepsini biz. sizi daha iyi hatırlarsınız. Ben biraz daha ufak olabilirim. Yani bunlar yaşandı ve bakın bugün de Türkiye'de benzer olay yaşanıyor. Şimdi bugün bütün herkes dincisi, işte faşisti, liberalliği, şuyu buyu hepsi önce Atatürk'ü yok edelim. Sonra biz buraya ele geçeriz de şeyindeler. Şimdi kendilerine liberal solcu, solcunun liberal olmaz. Solcu ulusalcıdır. Solcunun liberal olmaz ama kendine solcu liberal diyen işte bir grup var. Bu Ahmet Altanlar falan filan işte. Bunlar hepsi birleşip aslında Atatürk'ü yok etmeye çalışıyorlar. İşte ikinci cumhuriyetçilik de buradan çıktı. Bunlar bu cumhuriyeti yıkalım, yeni bir cumhuriyet kuralıma geliyor. Ama Fransa'ya işte özendiler de olmadı işte. tabii. Yani bu en büyük yanlış. Yani Ve bunun isim takmakla cumhuriyet kurulmuyor tabii. Ahmet Altan, kurulmuyor, Mehmet kurulmuyor Altan tabii. Ve neydi yani siz tabii de şimdi bilmiyoruz. tabii bakın ben üniversite okurken bizim işte bir İranlı arkadaşımız vardı. Tabii bu Şah döneminde falan 82-83'te falan. O mesela tabii çok perişandı bu olaylarla ilgili şey yaparak. Bize şey demişti yani bizim en büyük şanssızlığımız Atatürk'ümüz yok bizim dedi. Atatürk'ümüz olsaydı bu mollalar bizim buraya gelemez dedi. Evet. Yani o tabii gerçekten çok ilginç bir şey. Tabii Türkiye'de şimdi Atatürk gerçekten çok çok farklı bir yeri var Atatürk'ün. Yani Atatürk'ü bugün her ne kadar tukaka yapsalar da sağdan soldan ismi silseler işte Atatürk'e karşı saygısı yapılsa bile ama halkın Atatürk'e karşı büyük bir sevgisi, saygısı var. Yani AKP'lisi de böyle, MHP'lisi de, CHP'lisi de. Hani o kendine Türk İslam sentezi diyen kırık kafaları hariç yani %85 civarlarında Türkiye'de Atatürk'e bir sevgi var. İşte o sevgi Türkiye'yi İran yapmaz belki ama Türkiye'yi karanlık yollara sokar. Bu da çok önemli. Yani o yüzden Türkiye ne yapıp edip laikliğin değerini ve anlamını bilmeli. Bunu kavramalı. Bunu tabii öncelikle siyasi partiler kavramalı. Yani zaten siyasi partiler bunu kavrasa toplumun büyük çoğunluğu buna şey yapabilirler. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir olay. Bunu biz topluma tam olayı anlatmak zorundayız. Yani şimdi aynı işte İran'daki bu Molla rejimi gereken demin dedik ya Şah'a karşı direnen aydın sanılan kişiler de var. Tabii. Ama işte Mollalar önce kıyma onlardan başladı ve şeriat düzeni böyle geldi. Yani şimdi Tabii çünkü düşünün. felsefesi tamamıyla ters. Tabii, tabii. Yani Tamamıyla bakın. ters bir felsefe sizi yok edecektir yani Aynen, günümüzde. aynen. Şimdi ülkemizde bakın anımsayın AKP'nin geldiği günleri hatırlayın 2002 yılında.
Şimdi bu sene yılın atölyücü ödülünü alan bir gazeteci ya da televizyoncu neyse bir adamcağız var. O Tayyip Erdoğan'ı çıkartıp televizyona gömlek değiştirdi diyerek parlatmıştı. Düşünün. Yani, ama şimdi o adamın adını versem herkes "Oo!" diyecek. Ama bilen biliyor onu. Şimdi 2008 yılında bu Ergenekon Balyoz Dağları'nın dibine kadar gidilsin diyenler. 12 bin, pardon, 2010 halk oylamasında yetmez ama evet diyenler. Bunların Evet. hepsi aydın geçinen insanlardı. Yani bana göre aydın denmez de aydın insan taklidi diyelim. Önünü göremeyen insanlar. Önünü vermeyenler. Şimdi yani bakın bugün yetmez ama evet diyenlerin büyük çoğunluğu şu anda CHP'de siyaset yapıyor. Milletvekilliği yapıyor. Düşünün. Yani bugün Türkiye'yi bu çukurlara getiren ilk başı 2010 halk oylamasıdır. Ondan sonra diğerleri geldi. Evet, 2010'dan sonra bozuldu. Tabii. Evet. Şimdi siz 2010'dan sonra bu hemen halk oylamasının arkasından gitmişti Kılıçdaroğlu'yla ilk terekede değil demişti. Bu bir işbirlikçiliktir. Ve bunlarla bu yüzden bugün ülkemizde laiklikten söz edemiyoruz, edilemiyor. Şimdi ne yaptılar? Türbanı kıyafet özgürlüğü sandılar. İşte çarşafa rozet taktılar. Türbanlara, tarikatlara, cemaatlerine helalleşmeye başladılar. Yani bunlar olacak iş midir? İşte yani demin söylemiştim. Diyanet Akademisi'ne hayır oyu vermeden kabul edilen ihanettir bu. Ve bu yasanın iptal edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gidemedi. Bu ne demektir? Demokratik ve laik cumhuriyetimizin karşısında olan işbirlikçilerin yanında yer almaktır bu. Bu o kadar açık söylüyorum bunu. Bugün Türkiye'nin durumu ortada. Peki arkadaşlar ne yaptınız? Sizin ilkenizden bir tanesi laiklik değil mi? Hadi devletçiliği attınız, devrimciliği attınız. Ya peki laiklik olmazsa nasıl yaşayacaksınız bu ülkede? İşte İran'daki Suudi Arabistan'ı görüyorsunuz. Buradaki durumları görüyoruz. Yani aslında bizim ülkemiz bugün İran rejiminden de ve bazı İslam ülkelerindeki şeriatçı rejimlerden gerekli dersleri bizim çıkarmamız gerekir. Tabii. Eğer hala biz bu dersleri çıkartamıyorsak biz Atatürk'ün evlatları falan değiliz. Biz Atatürk'e layık değiliz. Bugün ülkemizde gerçekten laiklik büyük bir tehlike altındadır. Laiklik demokrasinin güvencesidir. Yani ve bizim demokratik ve laik cumhuriyetimizin değeri her gün daha fazla anlaşılmaktadır. Bu İran'ı ya da diğer şeriatla yönetilen ülkeleri gördüğünüz zamanlar. Tabii, Bunlar gerçekten önemli. evet, son dakikalara giriyoruz. Suay Bey, tabii Türk kadınına seçme seçilme hakkı için Atatürk tek başına bence büyük bir Tabii, mücadele tabii. vermiştir. Mecliste olsun. Çünkü etrafındaki her insan bir defa bundan ürkmüştür. Yani bu devrimlerin çok Kesinlikle. hızlı olması, ya halktan nasıl bir tepki alırız şeklinde kendi Tabii. kafalarında da oturtamadıkları gibi bundan ürkmüşlerdir. Buna rağmen Atatürk çok büyük bir direnç göstermiştir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda kendisiyle omuz omuza mücadele veren Türk kadınını yalnız bırakmamıştır. Ve ona toplumda da bu verdiği emeğin karşılığı olarak mutlaka saygın bir yer kazandırmak için hem mecliste önünü açmıştır seçme seçilme hakkıyla, medeni kanunla toplumsal yaşamda kadının konumunu güçlendirmiştir. Şu anda biz İran gibi olmadıysak bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Herkes bu konuya Kesinlikle. evet çok Kesinlikle. Yani bakın ben diyorum ki bunu unutmasın laikliği kimse. korumak. Laikliği korumak, cumhuriyeti korumak, ülkemizi korumak, doğal güzelliklerimizi korumak, çocuğumuzu, kadınımızı korumak. Bunların hepsi bizim için çok büyük görev ve sorumluluktur. Ve bunları yerine getirmek zorundayız hep birlikte. Örgütlü olarak bunu başarmak zorundayız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu Suay Bey. İyi akşamlar Teşekkürler. diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olun, iyi akşamlar.